Muhterem azizler, bana elhamdülillah günü keçe yurtimizni istiklal bayramları bo'libdi. Elhamdülillah ki yurtimiz 30 yıllık istiklal toyini nişanladı ve bu şadiyanalar devam etyapti. Bu vakiyeler ve başka vakiyelerini haletlerge karab tinçlik ve hatırcemlik uluğ neme deyip verilgen mavzu. Ben önce adamın bitti peyli var. Bir nerseden zirik edigen peyli var adamın. Oşa nerseni kop ekelligi ya ki berdavam koprağı bop duruşu münasebeti olan adam zirik edin. Mesela avukatla. Gelin. Şundan alaylık misalda. Her gün bir kıl avukat içseyiz zirik etsiz. Lekin shunaqa ne'mat borki, undan zerikishlikni o'zi yomonlikka olib boradi. Shulardan bittasi tinchlik, ikkinchisi salomatlik. Obbo namicha salomatman deydimi inson? Obbo nega urush bo'lmayapti, shunchalik tinchmi deydimi inson? Birodarlar, odam fe'lida, qavlida, so'zida aytmasa ham onu iç içiden bazı cehalet kimseler, cehalet bir bendeleri şunu kumsarken. Kitaplarda لَوْ لَا بَنُوا إِسْرَائِيلُ وَلَمْ يُبْخَصِ الطَّعَامُ وَلَمْ يُحْنِزِ اللَّحْمُ وَلَمْ يُحْنِزِ اللَّحْمُ وَلَوْ لَا هَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى ذَوْجَهَ الدَّرْبِ. Benu İsrail bo'lmaganida taom achimasidi, go'sht sasmasidi. Bani İsrailni Alloh taborak va taolo oyatida aytibdi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Ya bani İsrail, zekuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Ey İsrail bolaları, ey İsrail bolaları, biz sizge bergen nimetlerimizi eslenler. Beni İsrail'ge hemme peygamberler gelişken eken. Hemme peygamberler Beni İsrail, Beni İsrail etrafıge gelişken eken. Bir. Bülerge Allah tebarek ve ta'ala nihayette bir baha ve bir nazir nimetlerini bergen eken. Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam'ın zamanı saadetlerde Osmondan dasturxon kesin bizge degen talabam qo'yilgan ekan. Tasavvur qiling, dasturxon. Haligi bizda cho'pchaylar, ertaklar bo'lardi, ochil dasturxon. Shu bor gap ekan. Manna degan, salvo degan ne'matlar berilgan ekan bularga. Bazı odamlar ana manni kasha bormi? Manni kasha o'zimiz ham bolalarga beradigan manni kasha. Shu mannaya degan so'z ham shundan olgan. Manna bu kelgan Qur'onda bu. Bu berilgan ularga. Shuni qatorida osmondan tayyor bedanalar yog'dirilgan ekan, pishirilgan bedanalar. Ey Bani Isroil, o'sha bedanalarni o'sha kuni yeyinglar. Ertasi kunga olib qo'ymanglar. Bir-birilerden kızganmaylar, bir-birilerge ileniler. Şu işini kılışma gene gel. Kaysi halka Allah'ım neme nimet bergen bosa, oşa halk onu şükürünü ada etken bosa, onda kogan oşa nimet. Şükür keltirmegen bosa, op koygen, kaytarıp birmegen. Hiç kaysi gel, hiç kaçan. Elhamdülillah, braderler, yetiyaş katta adamları oturuptu. Bazı Sovet davrını qo'msaydigan g'oyalar, fikirler çıkıp qoladi. Lekin braderler, istiklal toyi, bu istiklalın ayyomi, mustaqil yurtta, biz elhamdülillah, yomon bo'lganimiz yok. Mesela men ilim aldım. Başka adam ilim aldı. Başka adam kasb hunar o'rgandi. Başka adam ticaretçilik bilen shug'ullandi. Abu Rabbimizni inkor etgan davlat bo'lgan edi-ku,
Yok deyip aytardık o Rabbimizle. Ve braderler esilerden çıktı mı? Müstakillik sen gene mi? Elhamdülillah. Rabbimizni tanımağımız, onge ibadet kılmağımız, mumun, müslüman, biz için braderler, ilim, vaha, başka başka meseleler. Mene şu derselerge istiklal sebep bugün. Bu benim şahsi fikrim. Allah'ım, ilaha mene şu istiklalını, mene şu beriyetken nametlerinden, zerikişten esregin. Zerikereken insan, hali yukarı, hani Beni İsrail zerikipti ki, zerikkeni de Allah tabarık ve ta'la alıp koygen eken, kaytarıp birmegen eken. Muhteremezler, eğer bu istiklalge, bu aman bir haletlerge, yaşı bir haletlerge, zerikiş ifade edilse, onge şükür edilmese, alıp koysa ki, onu kaytarıp birme. Yani Afganistan. Biz azı yaşımız 50'ye bariyatken olsa, esimizi tanımız ki o joyda biz üçün tinçlik bo'lmagan. Hiç eshitmaganmiz Afganistan'da tinç yaşaganini. 79 yıl başlanganida uruş. Yakın adamlarımız katlaşgani uruşta. Afganistan'daki braderler aytadi. Uruş olsa deydi, kuş qolmasa ekan deydi. Endi insoniyatni bazı gaplarni eshityapmiz. Bazı sözlerini eshityapmiz. Bazı e'tirozlarni eshityapmiz. Bazı yo birodarlar. Kitob aytganki, biz aytamizki, Allohga shukr, Allohim buni ziyoda etgin. Yaxshi ham o'shalarga qolmagan kul noshukrlarga. Kur'an'ın 50'likten ziyat suresinde yüzlap ayetlerde Müslümanlar sulh, murasat, tinçlik ve bağırık 50'likke çakırılgın. Müslümanlar için en afzal amel hakkında gelgen hadiste şundak deyledi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den soradılar. Ey Allah'ın Resulü, Müslümanların afzalı kayısı, en yakışı kayısı. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Koleden, vatiliden başka Müslümanlar azar tapmayan kişidir, deyip cevap verdiler. Koleden, ya ki tiliden başka bir Müslüman azar tapmasa, adamlarını yaksın mene şeyken. Ebu İsa et-Tirmizi Hazretlerinin hadis eserlerinden, sunen eserlerinden, 16. bab, mumun Müslümanını Kufurda ayblamaslik haqida. Bismillahirrahmanirrahim. Ve leysa alel abdi nadrun fima la yemliku. Leysa alel abdi nadrun fima la yemliku. ومن قذف مؤمنا بكفر ولاعن المؤمن كقاتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله فيعذبه الله بما قتل به يوم القيامة قال حسن صحيح Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etediler. Bendeni kolida yok nersege nazır yoktur. Mumini hakaret etken katıl kebidir. Bir mumini bir kimse kafirlikte ayıblese elbette o katıl kebidir. Allah'ı tebarek ve ta'ala bul kimsenin kıyamette oşanı uzunu öldürgen nersesi bilen azapla gey. Şerhi. Nedir degeni Allah buyurmagan nerseni bendesi kast kılıp olsa nazır. Endi bir yette bir kızık nerseler var. Bazıları dedi ki uluğ zatlar etken ki nazır kimseni bahillikten çıkaradigan nerseden bolek nerse yemez degen.
Nazırın neticesinde adam sahilikke organede degen, başka gap yok degen. Bazı ulema aytadı, yok degen. Allah-u Tebarek ve Teala aytken ki, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوفون بالنذر ويخافون يوما مؤمنلر مؤمنلر aytgan nazrlarga vafa qilurlar degan. Hop tushunadik. Alloh buyurmagan narsani bandasi qasd qilib olsa nazr bo'lar ekan. Hop qo'lida yo'q narsaga nazr qilib qolsa-chi, masalan. O'g'illik bo'lsam, qizlik bo'lsam tuya so'yardim dedi. Ve ben de perzantlik bu sen tüye soygun, nova soygun demeken bu kast kuvali yaptı bunu. Braderler, kitabını fikirge karagende, kitabını fikirge karagende. Kolede imkaniyeti bole turup, kast kılıp, nazır kigen adam becermese günahkar ola. Hop kolede yok basa ki, yap o şey hakkıdaki git yaptı. Kolede yok narsaga nazır kıpıysa günah yok iken. Vafa etişi şartmese ki. Ketideyi dediler. Mu'minni hakaret etken katil kebidir. Braderler, buna hakaret kılış. Katillik bilen beraber eken. Ketideyi dediler. Mu'minni kim, kaysi kimse kafir deyip atasa. U albatta qotil kabidir. Muhtaram azizlar. Bandasi birovni mu'min, birovni kofir atab o'tirmoqqa birinchidan haqi yo'q, ikkinchidan. Birovni mu'min deb atashi bilan, birovni kofir deb atashi bilan savob topmaydi. Savob topadimi odam? Birovni mu'min desa Brown'u kafir dese, sabab topadı mı? Üçüncüden, bu adam davzahını kırgağıda ya ki davzahını özüde bugün adamga okşap koledi. Hatta hareketli dünya karışı kutuşuna kadar. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَاَيْلٌ لِلْمُتَأَلِّينَ وَمَا الْمُتَأَلُّونَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ فُلَانٌ فِي الْجَنَّةِ فُلَانٌ فِي النَّارِ مُتَأَلِّينَ Allah'ını laneti bulsun. Ey Allah'ın Resulü mutaalliyin kimdi? Falancı cenneti degen, falancı devzahi degen. Ey braderler, bravını cenneti desek, bravını devzahi desek biz savab topamız mı? İkincisi, üçüncüsü. Ahli sünne vel cevanin itikadına göre bendesini günahı tüpeyliğin, müminli müslümanlı günahı tüpeyliğin kafirlikte ayıplamaydı, mümkünmez. Bu açıdan açıdan kafirden alıp kafirge salı yaptı ki, kafir, 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 ya tabi estağfurullah. Bu sözünü uzun yaman gibi uzun. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şularını haberini bir koyu yaptılar. Falancı devzahi, falancı cenneti degenlerge Allah'ın laneti olsun. Lanetten böyle hiç nerseke erişmez iken. Demek tinçlik, hatırcemlik Allah tebarek ve teala'nın kette nametlerden biridir. Kalıverse berçe ezgi işler rüyapka çıkışını bayisi hem asa iştelikdedir. İmaret kurgen, oğlu ilentirgen, kız uzatgen, maşin agen, uğukigen, dekancılık gigen, işlap çıkargen, ticaret gigen. Hammasini zamirida tinchlik yotibdi, alhamdulillah. Xalqimizda qo'shning tinch, sen tinch degan maqol ham bor. Xalqimizning orzusi, maqsadi bitta. Jahondagi barcha mamlakatlarda, ellarda tinchlik va barqarorlik hukm sursin. Odamlar baxtli va farovon hayot kechirsin. Odamlar zerikdi. Ba'zi odamlar zerikdi. Bekarga biz zerikishdan gapirmadik. Birodarlar, bu odamlar shu darajada zerikdiki, fe'lidan, harakatidan, gap so'zidan urushni hidi kelmoqda. Ya tavba. Zerikibdi, tinchlikdan zerikib ketibdi. Tavba qildim. Na'uzan billah bundan Alloh asragin.
Öyle yaptı ki uruş bosa Allah asrasın. Çahanega aşını zekas koyup biz barıp düşmanlar bile uruş gelemiz. Aş tellep durgun hali keçir uçuraşı aşıyımız. Şuna kadar öyle yaptı. Podvalingdan çıkalmayı kalarsan mumun. Podvalingdan hem çıkışke korkup kalarsan mumun. Ben o tünketamdan müşik yürüp yürüp ötüp gitsin. Hem o vahime gekip nümeyken nümeyken müşik ötüp gitti müşik. Gümbüllep dursa koş neyini ki de. Köremen kanaka avukat yegenini. Kanaka uhule genini. Radarlar bu akıllı işler çıkıyor. Ha etmişsin. Adam yaşayarken turmuş siz biz yaşayarken cemiyet insaniyetlerinin niyetlerini yığındısıdır. Hamma bir narsani orzulaydi. Hamma bir narsalarni niyet qiladi. U Allohning o'ziga ma'lumdir. Birodarlar, mana shu hayot insoniyatni yig'indisi, niyatlarni yig'indisidir. Ha deb urushni xohlaversang, urushni xohlaversang, o'shanga erishasan. Bilib qo'y. Qaytadan tinchlik bo'lishi mahol. Muhtaram jamoat. Mana yurtimiz istiqloliga 30 yil bo'ldi. Albatta yurtimizning istiqloli va taraqqiyotini negizida tinchlik, totuvlik hamda o'zaro hamjihatlik yotadi. Ushbu yutuqlarga erishish o'ziga yarasha mashaqqat, qiyinchilik, sabr va matonat talab etadi. Bu bir narsalarga qilmagan, bir narsaga aralashmagan odamni o'sha narsa haqida ma'lumot berishga urinmanki, birinchidan uni xabar yo'q u ishlardan, ikkinchidan tasavvur ham qila olmaydi. Eng yomoni o'zi qilmaydi, o'zini xayolida ham tasavvurida ham yo'q, lekin qilayotganga o'shna ishlarni bajarayotganlarga halol beradi yoki g'ash keladi. Bu yomondir. Bir yaxshilik bo'layotgan bo'lsa, qo'lingdan kelmasa duo qilib tur, savob topasan. Shunaqa insonlar bor. Mana shu yurtimizda bo'layotgan ishlar, o'zgarishlar, boshqa-boshqa yoqmaydimi shunaqaro. Navzan billah unga bir tuhmat qilishdi. Umid qilamizki, xalqimizning farovonligi yana ziyoda bo'lib boraveradi. Chunki Alloh tabarak va taolo Qur'oni Karimda bir qiyinchilik ortidan albatta yengillik kelishini bayon qilgan. Sharh surasi 5-6 oyatlarining mazmunida bas albatta har bir qiyinchilik bilan birga yengillik bordir. Albatta har bir qiyinchilik bilan birga yengillik bordir. Ikki marta qiyinchilikdan keyin yengillik bo'lishi ikki marotaba aytilyapti. Bu degani birodarlar, bir marta qiyinchilik bo'lsa, ikki marta osonchilik bo'lar ekan. Lekin qaytadan aytamiz. Qaytadan aytamiz. Osonchilik bo'lishi, kengchilik bo'lishi, yaxshilikni bardavom bo'lishi bizni niyatlarimizga bog'liqdir. Sizni niyatlaringizga bog'liqdir. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, dinimizni tinchlikka bo'lgan e'tibori nechog'liq katta hamda bag'ri kenglik uning negizidir. Butun dunyoda o'zgarishlar, texnologik jarayonlar, butun mana shu osmonlar, hatto osmonlarni ichidagi jismlar, uni atrofidagi narsalarni o'rganishga kirinib ketgan, kirishib ketgan insoniyat. Bizda boshqacharoq bizda. Paypoqqa mas tortsa bo'ladimi? Shunaqa. Bu savol 30 yil oldin ham shunaqa edi. Yoshligimiz davrida ham Top kiyish kerakmi yo'qmi? Omin. Birodarlar, siz biz bir-birimiz bilan masjidlarda o'tirib doppi yana omin, yana bir qancha narsalarni muhokama etib, shuni tortishayotgan paytimizda dunyo ahli osmondagi jismlarni o'rganishyapti.
Teknolojiler yarat yaptı. İlimge kızık yaptı. Mescidinin içi de, mescidinin içi de. Birbirine tezkere turuş, birbirine tenkidler, birbirine uzuvalış, uyvalış, birbirine dilini ağrıtış, birbirine gepiriş, mehteş, yamallaş. Ya bitti baha bergen, ilhad degen baha bergen, ilhad. İlhad degen kişeyiş degen. Allah'ını beytige nemege kegen edin, mumun. Rabbimizge ibadet kılgeni mi? Ha rahmet. O şey ibadetten kişeygen adamlarını ilhad deydi, ilhad. Şimdi mescitte, mescitte. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm esselamem kereymez aslıda. Eğer mabada, mabada. Esselamu aleyküm ve aleyküm esselam gekip kısa. Kolunu verip konuşmamaydı. Allah'ın beytinin içi de. Kolunu verip konuşta tazım var. Tazım. Musafahda esselamu aleyküm. Bu sünnet. Kolunu veriş müstehap. Lekin kolunu veriş de mu'min gel. Tazım var. Nega makruh desa Allohning baytining ichida Allohdan bo'lak hech narsaga ta'zim qilinmaydi. Shuning uchun makruh. Ozgina hatto harakatlar ham aslida durust bo'lgan hatto harakatlar ham Allohning baytining ichida ilhod deylar ekan. Muhtaram azizlar, Allohning baytiga kelsak, ibodatni, zikrni, istig'forni paydan bo'laylik ekan. Şunu maksat kılaylık iken başka narsamız, başka narsalar hayalimizge kese onunge ergeşmeylik iken onu adını ilhad derken. O zaman da şu narsalarını eytemiz ki braderler, mescidde mi, köçede mi, başka birbirimiz bilen teleşip tartışını örnege teknolojiyelerini örgensek eğer ilimlerini oksak bu biz için vatanımız yurtimiz uchun ulkan foyda bo'lar edi. Allohi tabarak va taolo barchaga tavfiq bersin, rush bersin, hidoyat bersin. Ba'zi masalalar bor, hozir shuni aytib o'tishga to'g'ri keladi, chunki soatimiz bir pasta yaqinlashib qoladi. Avval obdon o'yladik, aytaylikmi, aytmaylikmi, nima qilaylik, aytmasak bo'lmaydi xullas, bo'layotgan voqea. Odamlar kelib, otasidan shikoyat qilyapti, shikoyatini mazmuni qardamda onam Covid'dan olamdan o'tib ketdilar. Alloh rahmat qilsin. Ne ko'z bilan ko'rayinki, xo'sh, otam uylanibdilar. Endi bola ham bo'lib qopti. O'tirishdan hech tushunmadim, bu bir narsasini yo'qotdimi bu yigit, bir boshga bir musibat keldimi buni? Ya bu et beti ağrı yaptı mı deyip oylayıp ben onu oturuşuda. Betini ciddi kıvap tutakın. Adam üylenipdiler, balalı bu. Braderler, Müslümanlarda, Müslümançılığımızda, İslam dinimizde, atanı muhakeme etilmeydi. Bu bir. İkincisi, o'zimizdan, ballarımızdan, mali devletimizdan otamızga hisoblanadi. Agar dinde bo'lsa bu odam. Nima endi bu hamma narsa otamnikimi? Yo'q, yo'q, u musulmonlarda otasiniki, senda emas. Musulmonlarda otasiniki. Sen nima ana g'arbmi, dengizni ortiq deganmi, o'shanga oid bo'lsang kerak. Ana yosh bolaga agar otang senga ta'lim tarbiya bersa, palon raqamga telefon qilgin deb o'rgatyapti. Uchinchidan, u odamlarga dinimizni gapirib, oyatlarni, hadislarni unga aytishga fikrimizda, bizni ojiz aqlimizda durust emas. Sabab. Sabab u unaqa gapni tushunganda edi, bu shikoyatni kelib imomlarga aytmas edi. Lekin mana unisini eshiting, mantiqiy javob. Unga ilmiy javob berish shart emas unaqa odamga. Braderler, hayvon boqqan odam jufti bilan boqish kerak. Yoki juftiga qo'shib turish kerak. Yomasam unga hayvon boqish to'g'ri kelmaydi. Mushuk boqadimi? Qush boqadimi? Nari bo'lsa modasiga, moda bo'lsa nari. Ya barakalla. Hayvonni ham qo'shib turish kerak ekan. Otangni hayvonchalik ko'rmadingmi?
Otayni mushikchalik ko'rmadingmi? Otayni o'sha qushchalik ko'rmadingmi? Undan tashqari. Otalari onalaridan keyin uylanib olgan bo'lsalar yoki otalardan keyin onalari turmush qurmoqchi bo'lsalar birorta o'g'ilni, birorta qizni haqqi yo'q unga e'tiroz qilishga. U shikoyatni kelib bizga aytmasin, domlalarga kelib aytmasin. O mumkin emas u. Otani, onani muhokama qilish dinimizda mumkin emasdir. Alloh taboraka va taolo ularga tavfiq bersin, rusht bersin, hidoyat bersin. Muhtaram azizlar, bu gaplarni ko'pchilikni ichiga olib chiqib gapirish mumkin sal erishroq eshitilayotgandir quloqlaringizga. Lekin zamon shunaqa bo'lib qoldi, vaziyat shunaqa bo'lib qoldi. Birovni onasi olamdan o'tib ketyapti, otasi bechora soqqa bosh bo'lib qoldi. Birovni otasi olamdan o'tgan onalari bechora beva bo'lib qoldi. Bu narsani tushunish kerak, bu narsani to'g'ri qabul qilish kerak. Buni shikoyat qilish yaxshi emasdir. Bu bizning shaxsiy fikrimizdir. Tobiinlar, sahobalar ni vasf qilgan kitoblarda shunaqa ma'lumotlar bor. Sahobalarni, tobiinlarni namozini yozyapti. Qanaqa namoz o'qiydi bular degan joyda bitta safda, bitta jamiyada, ya'ni bitta masjidda bitta jamoatga, ya'ni bitta safga yoki yonma-yon turganmi? 17 yillab bitta safda turar ekan, yonida kim turganini bilmagan ekan. 17 yil, 17 yil, 18 yil bitta safda turishar ekan. 5 vaqt namozga birga chiqishar ekan. Yonida kim turganiga qaramagan ekan. Shuning uchun bu zotlarni gapirayotganda radhiyallohu anhum deb gapiriladi. Alloh rozi bo'lsin deb gapiriladi. Hozir 3 marta chiqsa masjidga, 4-chi marta o'tirgan joyi uniki bo'lib qolyapti. Kap-katta odam tur meni joyim, bu yerda o'tirib olsan deyapti. Na'uzan billoh min zolik. Allohning baytida muayyan bir shaxsning joyi yo'q. Ha, imom ham namoz paytida mehrobga o'tib turadilar. Namozdan keyin mehrobdan tushadilar ular ham. Aytamizki, paypoq, boshqa ishlar e'tibor bermaylik. Bir birodarimizdan savol bo'lyapti. Men Samarqandda turaman, Toshkentda ishlayman. Bir insondan eshitamanki, 6 oy 6 oyda nikohni yangilab turish kerak deb eshitaman. Ana telefonda obnovleniya deydi-ku, yangilik keladi. Shunaqa deb o'ylayapti nikohni bu. As-sohbatu mu'assiratun. Sohbat ta'sir qiladi. Mana shu shunday ushlab oladi telefonni, mana shu ahvol. Bechora o'shanga qarab qolgan. Ota-onasiga ham qaramayapti. Salom alaykumga qaramaydi. Eng yomoni mana bu, mana yozayotgan gapi. O'zini nikohini ham o'sha telefonga qiyos qilish boshladi endi bular. 6 oy 3 oyda yangilanib turibdi-ku, demak nikohni ham yangilash kerak. Dunyodagi eng yomon narsa bekorchilikdir. Hazrati Umar odil ko'chada birorta ish bilan shug'ullanib turgan odamga salom berar ekanlar. Bekor o'tirgan odamga salom bermas ekanlar. Bekor o'tirganning o'zi gunohkorligini namoyish ekan. Birodar, nikohga nima qildi nikohga? Hazrat janob payg'ambarimiz Rasulullohdan o'tgan payg'ambarlardan qolgan nikoh. Uni 3 oyda, 6 oyda, 4 oyda, 5 oyda, 1 yilda uni yangilamaydi. Biz javob aytamizki, o'shunaqa telefonni kamroq ko'ring birodar. Ana javob shudir. Yana vallohu alam bis savobihi. Bitta bir qiziq narsa beryapti. Albatta u duo so'ragan, lekin odamga bu tegib ketadigan tomonlar bor. Mayli, qisqa mazmunini aytamiz. Ordomlar, men uylanganman, hozircha Allohim farzand bermay turibdi. Odamlarni gapi ko'ngilga tegib ketyapti. Befarzand ekanligimni yuzimga solyapti. Shunaqa gaplar endi.
Ko'taramazlar. Qur'oni Karimda Alloh taboraka va taolo shu mazmunlarni marhamat etgan. Hozir vaqt e'tibori ko'ra qisqaroq aytamiz. Xohlagan kimsaga Allohim qiz farzand berar. Mana shu yerda birinchi qizdan boshlagan. Xohlagan bandasiga Allohim o'g'il farzand berar. Xohlaganiga qiz berar, xohlaganiga o'g'il berar. Va xohlagan bandalariga ikkovidan aralashtirib berar. Qiz berar, o'g'il berar, aralashtirib berar. Va to'rtinchisini aytgan. Va xohlaganini tug'mas etar degan, aqim degan. Agar Allohim bermagan bo'lsa, ayib sizda emas birodar. Bu Robbimizning hukmidir. Ikkinchidan Allohimni bergan narsasini bandasi muhokama qilishni otini istihzo deydi. Masalan, qo'l. Mana uni qo'li katta ekan, mana uni qo'li kichkina ekan degan odam Allohni yaratgan zotni, yaratgan maxluqini ustidan kulishi bilan barobardir. Xuddi shuningdek bu befarzand ekan. Buna xo'p, endi oxirgisini eshitdik. Mana massiv oktyabrimizda Alloh rahmat qilsin olamdan o'tib ketdilar. O'lmasaka degan akaxonimiz bor edilar, o'lmasakamdan. Kechirasiz bu odam hozir ham bo'lishlari mumkin. Men oxirgi paytda u odamni ancha bo'lgan ko'rmayman. Xullas bo'layotgan ish. Bir 15 yil oldin 11 yil farzand kutdilar. O'g'illari, kelinlari 11 yil. Miq qetmadi, o'rtada janjal bo'lmadi. Allohim berdi-yu 11 yil deganda berdi. Aqiqalarga qatnashdi. Bu xatni yozayotgan birodarimizni uylanganiga 1 yil bo'lgandi, 2 yil bo'lgandi. Shoshma birodar, dod devorma. Allohim taborak va taolodan so'ra birodar. Bunaqa narsalarni befarzand, bepush anda buna gaplar. Alloh taboraka va taologa taslimmiz. Allohning hukmiga rozimiz. Unaqa gaplarni gapirayotgan insonni g'ashiga tegayotgan o'zi umuman. Assalomu alaykum, va alaykum assalom deb o't ket. Birovdan hol ahvol so'rab gapni ko'paytirma. Ayniqsa ulamo aytadi. Kelin yaxshimi, xotiningiz yaxshimi deyish makruh. Bu tushunarli. İkincisi, bola chaqalar yaxshimi deysam, yaxshi emas, yomon gap, makruh bu ham. Unga Alloh farzand bermagan bo'lsa-chi, bola chaqalar yaxshimi? Shuning uchun bu narsalar gapirilmaydi. Alloh taborak va taolo g'oyib xazinasidan bersin. Ilohi Alloh taborak va taolo qalbingizga sabr salvon bersin. Ilohi Alloh taborak va taolo niyatlaringizga xayriga Alloh erishtirsin. Hali bu haqida mavzular keladi.